Herkese merhabalar. 2023 birinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor. Sizlerle birlikte arkadaşlar birinci yazılarımıza 23 Ekim'de harika bir şekilde başlıyoruz. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat tüm derslerde harika bir kamp hazırladık. Sizleri sınıfınızdaki en güzel notlar almanız için harika bir şekilde hazırlayacağız. Ama bunun öncesinde yazılarda yapmanız gerekenleri sizlere kısa bir şekilde özetleyeceğim. Ardından da mükemmel bir şekilde sizlerde de çalışmalarınızı yapıp hayallerinizdeki notları, en güzel başarıları elde edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar birincisi yazılı öncesinde bilmemiz gereken şey şu ki ortamımız çok çok önemli arkadaşlar. Eğer dağınık bir ortamımız varsa ortamdan kastım sadece masa değil. Telefonumuz da bir ortamdır arkadaşlar. Telefonumuz da yazılılarda bizi etkileyecek yani çok güzel oyunlar, çok güzel uygulamalar, çok güzel sosyal medya mecraları varsa sen yazılıya çalışırken o telefon yanındayken bu seni sürekli olumsuz etkiler. Sürekli bildirimler gelir, sürekli uyarılar gelir. Dolayısıyla telefonunuzdaki gereksiz uygulamaları sessize alıyorsunuz ya da kaldırıyorsunuz. Masanızdaki gereksiz dağınıklıkları yani düşünsene masanın üzerinde şöyle 30 tane kalem olursa bu senin çalışmanı etkiler. Ama bunları şöyle kaldırayım. Bak şimdi. Sadece şunu koydum. S sadece bunu koydum. Tamam mı? Masada kalemin var. Bir de şöyle normal kalem olduğunu düşünelim. Bak şu anda bir daha çalışasın geliyor. Dolayısıyla ortam gerçekten bizim ders çalışma motivasyonumuzu etkiliyor. Bu yüzden de mutlaka zihnimizdeki ortamı yani telefonu ve aynı zamanda masamızdaki ortamı düzenliyoruz. İkincisi arkadaşlar mutlaka mutlaka olumlu düşünmemiz gerekiyor. Yani yazılar zor olacak. İşte lisede zor soruyorlar. Geçen sene de çok zor sormuşlardı. Matematikçi kazıkçıymış. İşte fizikten iyi not alan yokmuş. Bu tarz olumsuz düşüncelerden uzak duruyoruz. Çünkü olumlu düşündüğümüzde zaten her şey bizim lehimize ilerleyecek. Zaten Milliyetin Bakanlığı kazanımları var. Milliyetin Bakanlığı kazanımları veriyor. Diyor ki 9'da, 10'da, 11'de kendi sınıfınızda her birinde yazılıda çıkabilecek konular belli. Hocalarımız okullarda, fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada, edebiyatta, matematikte her biri kazanımlara göre öğreniliyor. Dolayısıyla inanılmaz kazık, alakası, sürpriz soru yok esasında. Olumlu düşüneceğiz bakın buraya yazıyorum. Olumlu düşüneceğiz ve konu analizimizi yaparak yani nereden çıkacağını bildiğimiz kazanımlara göre hareket ederek zaten başarıya ulaşacağız. Burada şu çok önemli arkadaşlar yapacaklarımızı listelemek de önemli. Yapacaklarını listele. Yani sınava çalışırken yapılacaklarını listelemezsen mesela yapacaklarını listelemekten kastım şu. Diyelim ki ya diyelim ki çarşamba günündesin. Perşembe cuma yazılarım var. İşte cuma günü fizik yazılım var. Ee, perşembe günü matematik ve edebiyat yazılım var. Örnek veriyorum. Bu durumda sen çarşamba günü çalışmaya başlarsan biraz geç kalmış oluyorsun ama yine de çarşamba sabahı yapacakların alakalı mutlaka bir bunu yapacağım. iki şu notları tekrar edeceğim. Üç yazılı notlarına çalışacağım. Dört hoca notlarını tekrar edeceğim. Beş yazılı provalarını izleyeceğim diye bu şekilde notlar almak ve bunları sadece bunları tamamlamaya çalışmak bile yeterli. Bunu yaptım, bunu yaptım, daha bunu yapacağım, bunu yaptım, bunu yaptım. Bunu da bitirdiğin zaman oh görevlerini yapmış oluyorsun. Artık hazır oluyorsun. Dolayısıyla yazılılardan önce yapacaklarınızı listelemek sizler için çok çok önemli. Bir diğer önemli şey ise arkadaşlar beslenme. Beslenme inanılmaz önemli. Çünkü sen yazılıya ders çalışmadan önce oturacaksın. Ama sen derse oturmadan önce ağır bir yemek yediysen, böyle ağır etli, çorbalı, işte salçalı ağır bir yemekten sonra oturduğunda muhtemelen seni güzel bir uyku bekliyor. Ders beklemiyor. Çünkü İnsanın vücudu bir makine, mükemmel bir makine, mükemmel bir tecizatı sahip. Sen eğer mideye saldırmasını istersen vücudun, mideye çok fazla yük verirsen bu sefer mide yoruluyor ve senin de uykun geliyor. Ama senin amacın beynini çalıştırmak. Dolayısıyla mideye fazla yüklenmene gerek yok. Beynini daha iyi çalıştıracak olan daha hafif bir yemek ve böyle ceviz gibi işte bitter çikolata gibi şeyler senin ...dersi oturduğunda zihnini açık tutacak, mideni yormayacak... ...ve senin bir an önce çalışmanı sağlayacak. Şimdi diğer bir şeye geçmek istiyorum arkadaşlar. Konu analizi yapacaklarını istediğimiz gibi konu analizi de çok çok önemli. Konu analizden kastım şu. Hani dedik ya Milliyetin Bakanlığı kazanımları var. Bu kazanımlara göre mutlaka hocalarımız soruyor. Dolayısıyla hocalarımızın derse arkadaşlar buraya dikkat edin. Gençler sessiz olun burası önemli dediği yerler esasında sınavda da tam da karşına çıkacak olan yerler. Dolayısıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat hiçbiri fark etmez. Hepsinde kazanımlara uymak zorunda olduğu için hocalarımız sizler de o kazanımları sular, seller gibi bilmelisiniz. Zaten muhtemelen okulda hocanın da Evladım buraya bak burası önemli dediği yerler hep kazanımlar oluyor. Dolayısıyla konu analizini yapmalı. Neye çalışacağını iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de şu çok önemli. Mutlaka mutlaka kopya hazırlamalısınız arkadaşlar. Nasıl yani hocam kopya mı çekeceğiz? Hayır. Sınavda kopya çekmek için değil sanki sınavda kopya çekecekmiş gibi notlar hazırlayıp bunları duvarınıza asabilirsiniz, cebinize koyabilirsiniz. Okulda, kantinde, teyzenize, banyoda, tuvalette, restoranda bunlardan tekrar yapabilirsiniz ama sınavda tabii ki bunlardan kopya çekmeyeceksiniz. Çünkü kopya çekerseniz hem günah hem de yakalanma ihtimaliniz çok yüksek. Bu durumda daha kötü bir not olabilir. Ama kopya çekecekmiş gibi küçük küçük kağıtları yazdığınızda zaten zihninizde hepsinin kaldığını göreceksiniz. Dolayısıyla Kopya hazırlıyoruz ama kopya çekmiyoruz. Bu da önemli. Çünkü insan bilgileri farklı farklı ortamlarda gördüğünde zihninde kalıyor. Örnek veriyorum. Sen diyelim ki şuradaki bilgi, şuradaki bilgi eğer kendi zihninde hep aynı yerde gördüysen... ...yani hep böyle okul sırasında veyahut da evdeki ders çalışma masanında gördüysen zihnine bir hikaye oluşmuyor. Ama sen bu bilgiyi küçük kağıtlara yazıp kantinde, tuvalette, banyoda, halanda, farklı farklı yerlerde işte halı sahada, basket sahasında, arkadaşlarına AVM'de gezerken karşılaşırsan o beynine kazınıyor. Orayla bir hikaye oluşturuyor. İster fizik, ister kimya, ister biyoloji, ister İngilizce, ister tarih, ister coğrafya, ister edebiyat. Hiç fark etmez. Bilgiyle farklı yerlerde karşılaşmak zihnimizi daha iyi o bilgiyi hazmetmesini sağlıyor arkadaşlar. Zaten büyük dünya cünlü markaların da bize farklı farklı yerlerde karşımıza çıkarak kendi markalarını kazandırmalarının sebebi budur arkadaşlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum hazır aklıma gelmişken. Oturuş da önemli arkadaşlar. Oturmak çok önemli bir şey biliyor musunuz? Neden önemli? Yanlış oturduğumuzda ileride bize çok değişik sorunlara yol açabiliyor. İşte böyle Allah korusun böyle fıtık sorunları olabiliyor, oturma problemleri olabiliyor. Ve doğru oturduğumuzda kan beynimize gidiyor. Yanlış oturduğumuzda kan beynimize gitmediği için kamburluk, işte yorgunluk, farklı farklı şeyler olabiliyor. Dolayısıyla dik oturacağız masada, yapacaklarımızı listeledikten sonra, güzel bir beslenmeden sonra dik oturup güzel bir şekilde çalışmak. Bu bile konuları daha iyi anlamamızı, yazılarda çıkacak bilgileri daha iyi yazmamızı sağlıyor. Burası da çok çok önemli arkadaşlar. Ve kendinize ödül de verebilirsiniz. Bu da önemli. Ödülden kastımız şu. İşte ben yapacaklarını listeledim ya. Ben dedim ki işte işte fizik çalışacağım, matematik çalışacağım, edebiyat çalışacağım veyahut da işte Türkçe çalışacağım. Neyse artık. Bu çalışmalarımın sonrasında işte bir saat arkadaşlara buluşacağım. yarım saat oyun oynayacağım, işte şu filmi izleyeceğim diye ödül vereceksiniz. Ama o ödülü hak etmeniz için bunları mutlaka tamamlamanız lazım. Bunları tamamlamazsanız arkadaşlar o ödülü hak etmemiş oluyorsunuz. Peki şunu da sorabilirsiniz hocam. Yazılıdan önce çalışma yapacağım. Önce zor dersen başlayayım, kolay dersen başlayayım. Bence ilk başta sevdiğiniz kolay dersen başlamak daha önemli. En azından onu bir cebiniz atmış olursunuz. Ardından zorlanacağınızı düşündüğünüz derse başlarsınız. Hani sınavlarda da vardı ya antep taktiği. İlk başta kolay sorulardan başlıyordun. Onları bir cebine atıyordun. Sonra zor sorulara geçiyordun. İşte yazılara çalışırken de aynı gün iki tane yazılımız varsa yani hem tarih yazılım var hem de coğrafya yazılım var. İkisinden hangisini daha çok seviyorsan önce ondan başlamanız çok daha faydalı oluyor arkadaşlar. Şimdi yazılı sırasında ise kesinlikle moralimizi bozan kıl tiplerden uzak duruyoruz. Of fizikçi kazık soruyor abi ben biliyorum. Diyorsa o adam boş. Veyahut da ben hiç çalışmadım ya zaten çalışmaya gerek yok diyorsa bilin ki o sabah kadar çalışmış demektir. Dolayısıyla bu tarz tiplerden uzak duruyoruz. Kendimize odaklanıyoruz. Ve kope çekmeden güzel bir şekilde sonucumuzu elde ediyoruz. Yazılı sonrası da önemli. Eksiklerimiz varsa yanlışlarımız varsa bunları hocalarımıza sorarak kanaat notu alıyoruz arkadaşlar. Burası da çok çok önemli. Şimdi Yazı notlarımızı mutlaka almamız lazım. Neden yazı nottan alıyoruz? Çünkü hani az önce gösterdim ya sizlere. Milletin Bakanlığı ortaokul konu ve kazanımları dedik. 9. sınıfta arkadaşlar bizler direkt kazanımlara uygun bir şekilde kitap hazırladık. Yani buradaki anlattığımız her bir renkli resimli notların her biri esasında sizlere kazanımlara göre hazırlandı. Kazanımlarda ne varsa Matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyolojide direkt bunları koyduk. Yani burada tüm derslerle alakalı kazanımlara uygun bir şekilde ders notları koyduk. Ve burada Milliyetin Bakanlığı'nın ortak sınav denemeleri için de buradaki ee, kare kodu okuduğunuzda yani buradaki şeyi kazıyıp barkodu kazıyıp buradaki kodu girdiğinizde sizlere ortak sınav provaları da ekledik buradaki provalara. Dolayısıyla kitabınızı aktif ediyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak sınav denemelerine katılıyorsunuz. Arka kabaktaki etiketi kazımanız ve koda ulaşmanız yeterli. Tonguç mağazadan ya da tat uygulamasından sorularını çözebiliyorsunuz. Yazılı kampı videolarını izlemeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü yazılı kamp videolarımızda da aynı yazılı notlarımız olduğu gibi Milletin Bakanlığı kazanımlarına göre hareket ettik ve sizlere mükemmel bir yazılı kamp hazırladık. Matematik, edebiyat, fizik, tarih, kimya, biyoloji, coğrafya her birinde süper yazılı provalar hazırladık arkadaşlar. Bunları da izlediğinizde inşallah çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Ödül soruyorlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım şimdiden hepinize yazılarda başarılar.